Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine güzel bir oyunla karşı karşıyayız. Evet, şu gördüğünüz yerdeki sayılar var ya, çok işimize yarayacak. Ne yapacağız? Bunlarla hem toplama hem çıkarma işlemi yapacağız. Nasıl mı? Arkadaşımız elindeki taşı alacak ve hangisini atacak? Bakalım. Evet, 54'ün sıralamasına geldi arkadaşlar. Evet, Havin Hanım 54 puan aldı. Peki ne yapacak bu 54'ü? Bir sonraki atışta bir sayımız olacak arkadaşlar. Bakalım ondan büyük mü olacak, küçük mü? Haydiye bakalım. 88. 88 54'ten büyük mü, küçük mü? Büyük. Evet, yazıyoruz öyleyse. Şimdi diyorum ki aralarındaki fark benim puanım olacak. Eğer Havin doğru yaparsa evet kesinlikle o puanı kazanacak. Daha önce Çınar ve Deniz'in aldığı puanlara bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Haydi bakalım kızım. İşlemi yap bakalım. Anlatarak yap. Hayır. Evet. Evet. 4. Yaz. Yaz yaz. Korkma. Kız güzel yaz be. Evet. Aferin sana. 8'den 5'i çıkaracaksın şimdi de. Evet, 3. Şimdi arkadaşlar bir bakıyoruz. Birinci turda Çınar 14 puan. Deniz 23 puan. Havin 34 puan kazandı. Evet. Birinci turu kim kazandı arkadaşlar? Evet. Güzel. İlk turu Havin kazandı. Ama nasıl yapacağız şimdi arkadaşlar? Şöyle Havin'in puanını, Çınar'ın, Deniz'in puanını bir tarafa yazacağız. Çünkü oyunun sonunda bu puanlar toplanacak arkadaşlar. Tamam? Haydi bakalım. Evet, Çınar toplama yapıyor. Haydi bakalım. Birler basamağından başla Çınar. Evet, 25. 25'in nesini yazacağız? 5'ini yazacağız. Sonra elde var 2'yi. Yan tarafa da yazabilir çünkü boyun yetmeyebilir. Evet. 24. Evet, Çınar toplamda 245 puan kazandı. Evet. Peki şimdi Deniz gelsin bakalım. Deniz ne kadar puan kazanmış? Toplayalım. Evet, Deniz 144 puan aldı. Peki Havin'e bir bakalım arkadaşlar. Havin topla bakalım kızım. Havin de 178 puan aldı. Evet arkadaşlar, Çınar zaten set olarak da toplam sayı olarak da birinci oldu arkadaşlar. Çınar'ı bir tebrik edelim. Evet, alkışlayalım arkadaşlar. Evet, tekrar hatırlatalım. Taşı alıyoruz. İki tane sayıyı ne yapıyoruz arkadaşlar? Denk getiriyoruz ve aralarındaki fark kadar puanımız oluyor. Böyle puanlarımızı dizdikten sonrasında ne yaptık? En sonunda kaç kere set halinde yendiğimizi, sonrasında da toplam puan olarak kaç puan yendiğimizi görebiliriz. Belki de Çınar yenmiş olabilirdi ama Havin'in puanı daha fazla olabilirdi ama olmadı. Çınar hem toplam puanda hem de setlerde yendi. Peki matematikle ilgili hangi şeyleri yaptık? Sayı karşılaştırmaları yaptık arkadaşlar. Çünkü iki sayıyı önce karşılaştırdık. Küçük mü, büyük mü diye. Sonrasında çıkarma işlemi yaptık. Daha sonrasında sayıları sıralama. Bakın, arkadaşların puanları arasındaki sıralamayı yaptık ve en sonunda da toplama yaptık. Yani 4 tane kazanımı birleştirdik. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.